Evet, merhaba sevgili 5008 Doğru Haber izleyicileri. Sizler için arabama takacağım, Android Box'ı tanıtacağım ama araba şu anda benim yanımda olmadığı için televizyonunu da tanıtacağım. Kısaca şöyle hemen kamerayla size bilgileri vereyim. Şu anda açıldığı zaman cihazımız başlıklara şu şekilde bir görüntü verecektir. Kamerayı ayarlarsak biraz midem bulandı biliyorum Levent abi ama şöyle, evet, şuraya bir tane Peugeot saati koyduk, arka tarafta güzel bir 5008 arka planı, gördüğünüz gibi Facebook, Yandex haritalar, müzikler, File Manager, tabi bunlar sadece bu sistemin onda biri. Cihazımız da şöyle bir cihaz, küçük. Nasıl diyebilirim? Mesela bir tane USB'le koyalım. Bir tane USB'le koyalım. Şöyle bu kadarcık bir cihazdır. Şimdi bu cihazı şurada bir tane şöyle elimde olan şöyle wireless kumandası mevcut. Şu şekilde. Bu aynı zamanda şarjlıdır. Şurada giriş vardır. Bunun bir de kablosu var. Bu cihaza USB port sayesinde takıp bağladığınız zaman şarj oluyor. Pilli bir ürün değil. Hemen şöyle cihazın arka girişlerini size göstermek istiyorum. Yakından kurtarsak daha iyi olacak. Evet, şöyle girişlerinde bunu normal televizyon monitör, bilgisayar monitörlerine bağlayabileceğimiz bir çıkış, bizim araçlarımıza bağlayabileceğimiz çıkışlar, HDMI, Ethernet, 2 adet de USB girişi var. Burada da 12 voltluk sanıyorum, 9 veya 12 volt olması lazım, bir adaptör girişi var. Bunun yanındaki girişlerde ise şöyle bir tane SD kart yuvası var. Burada takıp çıkarabileceğimiz bir tuş da var. Bu kapatma tuşuymuş. Yeni öğrenmiş oldum. Şu anda kapandı. Tekrar açma tuşuna basalım. Bu da dediğim gibi burada da bir USB girişi var. Bunu istediğiniz zaman çıkarabiliyorsunuz. Taktığınız zaman USB wireless kumandasıyla kontrol sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu kumandayı size göstermek için kamerayı sabitleyeceğim sizin için ve birkaç işlem yapacağım. Bu arada cihaz açılırken şöyle bir bilgi ekranı gelmekte. Biraz sarsıntılı bir çekim oldu, farkındayım. Yani amatör olduğumuz için bu kadar olabiliyor ama önemli olan videoda anlatmak istediğim içerik. Şimdi size wireless kumandanın nasıl işlediğini göstereceğim. Bunun şöyle de bir kablosu var. Şarj kablosu. Bu şarj kablosuyla bunu şuraya takarak şöyle bunu buraya takıp bunu da cihazdaki USB port girişlerine taktığınız zaman cihazımız şarj oluyor. Evet. Şöyle biraz ekranı da yakınlaştıralım ama beni de görebilmeniz için. Evet, şu anda bir ileti geldi. Bu ileti de mail geldiğini belirtiyor. Beni görüp göremediğinizden pek emin olamayacağım için biraz daha geriye çekiyorum. Şimdi bakın. Şuna bastığım zaman bir ok oynuyor. Bak şöyle. El hareketlerimi algılıyor. Şurası uygulamalar kısmı. Tabii bunu ekrana daha çok yakınlaştırıp anlatacağım. Ekranda mouse hareketlerini görebilmeniz için. Ama ilk başta şu el hareketlerimle
nasıl cihazı kontrol edebildiğimi size göstermek istiyorum. Evet. Ses açıp kapama tuşlarını buradan da kumanda üzerinden de yapabiliyoruz. Ama isterseniz buradan getirip buradan tıklayabilirsiniz de. Tıklatabilirsiniz de. Gayet kontrol güzel. Şu mouse olayı güzel. Ve bunun yanında bir tane daha pilli, normal kızılötili bir kumanda daha var. Ama pek bunu kullanacağımı sanmıyorum. Evet, şimdi mesela uygulamalara girdiğimiz zaman uygulamalara girdik. Ne yapmamız lazım? Normalde parmağımızı şu şekilde tutup tabletlerde ve telefonlarda hareket ettiririz. Bunda da mouse tuşuna basıp şu şekilde yapmamız yeterli. Şu şekilde. Yani bu gayet kolay. Bakın hiçbir yere ona cihaza bir yönlendirmem olmuyor. Hatta ofisimin şöyle biraz daha uzağına gidelim. Şöyle göstereyim. Bakın hala algılıyor. Şurada görebilirsiniz. Hala algılıyor. Yani şurası yaklaşık bir 10 metre. 10 metre uzaklıktan bile rahatlıkla kumanda işlevini görebiliyor. Evet, biraz da ekrana yakın tutalım. Ekrandaki bilgileri size aktarayım. Kumanda kontrolüyle bunu yapacağım. Evet, şöyle ekrana güzelce bir ayarlayalım. Ekran içeriğini size göstereyim. Belki kesmeler, montajlar yapabilirim ama. Evet. Şimdi bakın, cihazın şöyle güzel bir özelliği var. Şimdi ön tarafına getirdiğimiz zaman mouse hareket ediyor. Ama bunun arka tarafı klavye. Arka tarafını döndürdüğümüz zaman bakın mouse şurada kaldı. Yani mouse hareket etmiyor. Yani klavye kısmında mouse hareket etmiyor. Ancak döndürdüğümüz zaman hareket etmeye başlıyor. Bu benim beğendiğim en güzel özelliklerden birincisi. İkincisi de pilli olmayışı, şarjlı oluşu. Ama tabii bu şarj ne kadar süre gidecek onu da bilmek lazım. Ama ben uzun süre gidebileceğini düşünüyorum. Şimdi biraz daha şöyle yakınlaştıralım. Yani biliyorum pek fazla seçilmiyor ama parlayabildiğini düşünüyorum. Onun için belki şöyle bir şey daha yapabiliriz. Şunun menüden görüntü ayarı deyip ışıklarını belki kapatırsak biraz daha burada net gözükebilir. Çok fazla parlamaz diye düşünüyorum. Biraz da kontrasını düşüreyim. Aynen, hani tanınabilecek kadar bir seviyeye gelmesi. Yani bu tamamen benim kameramın dandikliğinden kaynaklanıyor. Video çekme kabiliyetinden. Şimdi bakın. Şu anda klavye modunda. Şu anda burada. İsterseniz buradan geri tuşu, home tuşu, enter tuşu. Yani her işi buradan da yapabilirsiniz. İsterseniz şuradan gelip şuradan ana ekrana dön de diyebilirsiniz. Şu saati ben biraz şöyle tutup üzerinde basılı tutup şöyle sola alacağım ki arabamızın güzelliği kapanmasın. Evet. Gayet güzel bir giriş ekranım oldu. Şimdi ayarlar kısmından şöyle gösterebilirim. Bunun Wi-Fi tanımlamasını tabii ki yazılım 360 olarak yaptım. Artık cihaz otomatik olarak bağlanıyor. Üzerinde kablosuz açık kısımları da var. Yani bu tamamen böyle bir tablet gibi bir cihaz oldu. Burada işte veri kullanımını, yani görebileceğiniz zaten Android kullanmış kişiler varsa hani bunu gayet iyi bilir. Yani bu sistemler işte Ethernet girişleri, taşınabilir ortak erişim noktaları falan filanlar var. Mobil ağlar var. Buradan sesleri, ekranı da yönetebileceğim parlaklık ayarları da var. Yani şöyle yapıp
Şöyle de yapabiliriz. Hani bunu ayarlayabiliriz. Bakın tamamen el hareketleriyle ayarlıyorum. Kontrol gayet kolay. Burada konum hizmetleri olması benim çok hoşuma gitti. Bu konum hizmetleri sayesinde Wi-Fi ortamıyla aracımızda navigasyon sisteminde arkada gidenler eğer isterse açabilirler. Yani navigasyonda bir takım oluyor bir nevi. Ama normal AGPS dediğimiz anteni içinde mevcut değil. Sadece içinde Wi-Fi tümleşik yani içinde gizli olarak Wi-Fi anteni var. Bu yönden aslında artı bir avantaj. Şu anda modemle cihaz arasında da yaklaşık bir 10 metre mesafe var. Arasında bazı cihazlar var. Buna rağmen gayet yüksek çekiyor ve hatta benim bilgisayarımda görmediğim bazı kablosuz ağları bile çekiyor. Hani şuralar falan. Bu yönden içerisindeki Wi-Fi anteninin ne kadar kuvvetli olabildiğini görüyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane harita açalım. Yandex harita. Bunu kullananlar bilir. Şimdi yerimize ve konumumuza bakalım ve buradaki trafik akışına bir bakalım. Evet. Harita geldi. Bakalım bir de bizi bulmaya çalışsın. Evet, hemen bizi buldu. Şu noktadayız. Şöyle biraz en yakın hali galiba bu. Hani bu Yandex haritadan kaynaklanan en yakın halimiz bu. Şu anda trafik yoğunluğu sarı. Bakın şurada yeşil var. Yani burada yolların akıcı olduğu, şuralarda yeşile nazaran biraz daha yavaş trafiğin ilerlediğini belirtiyor. İşte şu anda Altıparmak Caddesi üzerindeyiz. Yani burada hani bu sistemi telefonla birleştirdiğimiz takdirde arabada bu işlemlerin yapılabileceğini düşünerek size anlatıyorum. Şuradan eğer istersek trafik durumunu göstermesin. Sadece yolları göstersin diyebiliriz. Ama buraya bastığımızda trafik yoğunluğunu da göster diyebiliyoruz. Şimdi buradan mesela geri çıkış için bir öncekinde şuraya basmıştık. Şimdi bu sefer kumandaya basıyorum. Evet, şu anda çıktı. Mesela Twiyo var. Yani Android'e yükleyebileceğimiz bütün uygulamaları buna da tek tek yükleyebiliyoruz. Programları daha ilk defa açtığım için bazı tanımlamalar soracaktır. Onun için bunları hızlıca atlayalım. Geçelim. Burada cihazın 4 GB'lık bir kapasitesi var. Ancak arkasına USB, hard disk veya yan tarafında bulunan SD kart girişiyle müzik, video gibi bir sürü veriler atabiliriz. Buradan kullanıcılar kendi müziklerini kendisi seçebilir kumanda yardımıyla. Mesela müzeye girdik. Bunun içerisinde şu anda müzik yok. Eğer müzik olsaydı burada müzikleri gösterecekti bize. Şöyle göstereyim. Şu anda pek parladığı için göremiyorsunuz ama ben size anlatayım. Şurada sanatçılar, albümler, şarkılar, şarkı listeleri şimdi yürütülüyor gibi menü seçenekleri var. Bu menü seçeneklerine bastığınız zaman değişiyor. Yani bu kategorilere göre de müziklere ayırıp arkadaki kullanıcılar kendilerine istedikleri şarkıları açabilirler. Hatta iPod falan bağlama imkanı da var mıdır USB ile? Yani bilmiyorum. Bakmak lazım. Onları mesela diyelim ki yanında bir kişinin işte MP3 çaları var diyelim. Normal data kablosuyla bu cihaza bağladığı zaman ben muhtemelen sanıyorum ki onun içerisindeki müziklere erişebilecek. Burada bir file menajerimiz var. Bu file menajer içinde ki file manager'la cihazımızın içindeki videolar şurada pictures yazıyor. Şöyle göstereyim. Yani ne kadar gözükür? Tabii parladığı için işte equipment diyor. Şunu tıklayalım. Burada mesela video diyor. İşte burada pictures diyor, müzik diyor. Yani dosyalar diyor. Hani bunların içerisinde de tek tek bu şekilde kategorize ediyor kendisi. Lokal memory içerisinde. Ama aynı zamanda istersek şöyle bir şey daha yapacağım. Şöyle bir tane USB belleğim var.
Bu USB belleği şimdi arabada olarak hayal ediyoruz. USB belleği arkasına tanımladım, taktım. Şimdi bize şurada uyarı verdi. Bakın. Şurada bir uyarı verdi. Dedi ki USB bellek takıldı dedi. Şimdi buraya gelip bastığımız zaman USB mounted yazıyor. Şöyle göstereyim. Yani USB takılı anlamında. Aynı zamanda maillerimizi de kontrol edebiliyoruz. Şimdi bunu taktığımız zaman şurada yani gözükmüyor. Lokal memory ve USB olarak iki tane seçenek belirdi. Yani belki benim kameramın ekranından gözükmüyor olabilir. Şimdi şurada video kısmında olduğumuz için, yukarıda video kısmında olduğumuz için sadece videoları bize getirdi. Şu anda içinde bir tane video var. Şimdi Pictures'a geldiğim zaman aynı klasör içinde bu sefer resimleri bize getiriyor. Yani aynı yerdeyiz. Hani bu yönden çok güzel bir özellik. Şimdi ben size hemen birkaç tane resim göstereyim. Mesela şu resim. Bu tabii içerisinde olduğu için şu hareket işlemiyor. Yani tek tek çıkıp tek tek almak lazım. O hareketin işlemesi için bu resimleri bizim lokal mi? Yani Android Box'ın içerisine koymamız lazım. Evet, mesela işte şöyle çektiğimiz resimler. Yani buradan da böyle çektiğimiz resimlere bakabiliriz. Hatta işte diyelim tatildeyiz, arabamızla durduk, bir yerlerde fotoğraf çektik. İşte fotoğraf, arabamıza tekrar bindiğimizde fotoğraf makinemizin SD kartını çıkarıp makineye taktığımızda çektiğimiz resimleri arabanın ekranında da görebiliyor olacağız. Videoya bakalım, bu Avi'yi oynatacak mı? Evet, soruyor. Diyor ki hangi programla çalıştırayım? Daha önce iki tane kullanmadığım program türü. Bir tanesi MX Player, bir tanesi TVD Video. MX Player ile çalıştır diyelim. Bakalım gösterecek mi? Bu da benim daha önce arabaya tanıttığım bir. Evet, merhaba arkadaşlar. Samsung Galaxy Note telefonumu. 5008 aracıma nasıl adapte ettim? Evet, şöyle sesini kısalım. Bu daha önce bir tanıtım videosu çekmiştim Samsung Galaxy Note ile ilgili. Şu anda o AVI formatında gayet rahatlıkla gördüğünüz gibi izleyebiliyoruz. Sesini de açabiliyoruz. Kolayca. Sesini de kapatıyoruz. Yani şu anda herhangi bir göze doğru yöneltmeden işlemimizi yapmamız benim acayip hoşuma gitti. Yani bu arabada çok büyük kolaylık olacak. Arabadaki internet bağlantısını da cep telefonum sayesinde sağlayacağım. Evet, böyle istediğimiz gibi USB bellek, SD kart, hard disk bağlayabiliyoruz. Bunun yanında uygulamalara bakalım. Hangi uygulamalar yükledim şu ana kadar? İşte burada Adobe Reader. Mesela diyelim ki yolda giderken hani internette dolaşıyorlar. Bir tane dosya indirdiler PDF formatlı. Açıp buradan okuyabilirler. Tabii 7 inç ekranda ne kadar okunabilir arabanın ekranında onu bilemiyorum. Ama yani böyle bir durumda var. Android bunu bilmiyorum. Akortek bunları da bilmiyorum. Bu Android Zip zipli dosyaların açılması için Angry Birds var. İşte arama var, AdTorrent var, ayarlar var, Talla var. Ondan sonra Batak oyunu var. Android'e özel bir oyun var. Digiturk Play var. E-posta var. Facebook var. İşte Flash Player var. Ninja Fruit var. Bu kumanda ile Ninja Fruit acayip zevkli olacağına inanıyorum. Daha oynamadım. İşte Google Play Store olması en büyük avantaj. Google Play Store'dan yani şurada bununla her türlü uygulamayı güncelleyebiliriz. Android Box'ımızdaki Android işletim sisteminin 4.0.4 olması da yani şu anda en güncel işte 4.2.2 var ama 4.2.1'de şu anda. Yani en güncele yakın haliyle işte şurada Google Maps var. Bir açalım bakalım Google Maps. Ne diyecek bize? İşte veriler yükleniyor diyor. Yani bunların daha önce hiç açmadığım için ayarlamaları vesaireleri hiçbir şekilde yapılmadı. İşte son sürme güncellendi
dedi. Hemen kendisini güncelledi. İnternete bağlı olduğu için. Bir bakalım. Hani ilk açılmasından dolayı harita çekimlerini görebilir. Evet, Google'da işte bulmaya çalışıyor şu anda. Haritaları indiriyor şu anda ve konumumu da doğru buldu diyebilirim. Evet, tam şuradayım. Şurada Rusçuk camisi var. Evet. Yani konumu gayet doğru buldu. Tam şu Dikçeşme sokağının karşısındaki apartmandayız. Yani şuradayız aslında. Hani o daire içerisinde gösteriyor. Yani navigasyon da çalışıyor. Arkada giden kullanıcılar neredeyiz diye açıp buradan bakabilir. Hava durumu var, İstanbul Büyükşehir Belediye trafiği var, işte İşref var. Burada PowerPoint, Word, işte Excel sunumlarını açabileceği dokümanlar var, YouTube var. İşte TVO var, TVGO var. Mesela işte bir TVGO bakalım, bir deneyelim. En güzel özelliği de internet TV'ye bağlanabiliyor olabilmemiz. Yani 3G olduğu yerde arabayla giderken tabii 3G bağlantımız olacak. Mesela işte Kanal D diyelim. Orta kaliteyi seçelim. Bir bakalım. Yani şurada play tuşu var. Buna basmamız lazım. Şu anda takılarak mesela bu gösteriyor. Mesela bunun takılmaması için neler yapabiliriz? Ona alternatif arayabiliriz. Mesela düşük kalite diyelim. Tabi bu programları da ilk defa açıyor olmamızdan dolayı hani bazı yavaş açılmalar da olabilir. Play'e basalım. Kanalda bir durum var. Mesela Show TV'ye bakalım. Evet, mesela Show TV çalışıyor. Şimdi mesela benim daha çok kullanacağım DigiPlay, çünkü DigiPlay paketim var. Sözleşmeyi kabul ediyorum. Yani ilk defa açıldığı için işte üyelik girişleri vesaire açılmadığı için bazı soruları sorabiliyor. İşte burada e-posta diyor. Mesela ekranda da klavye çıkıyor ama hemen arkasını çevirip buradan şu şekilde yazacağım. Yazma gayet kolay, hızlı. Şifremi yazayım. Şifreyi hatırlayabilirsem. Yani şöyle şifreyi. Bakalım şifreyi doğru hatırladım mı? Evet. Şifreyi doğru hatırladım. Giriş yaptık. Canlı TV diyelim. Biraz önce izleyemediğimiz Kanal D'ye bir bakalım. Burada nasıl durum? İşte diyor ki Aşk-ı Memnun şu anda var. Saat 1 yayını. Şu aşağıda televizyon kanal listeleri hemen geldi. Bakın yüklenmeye devam ediyor. Şu şekilde kanalları da değiştirebiliyoruz. Şu anda HD
yayın olması için işaretli. Onun için görüntü kalitesi yüksek olacak. Tabi ona göre yüklenme zamanı da biraz yavaş oluyor. Evet. Şu anda geldi. Şunu HD'yi kapatırsak. Zaten arabada yeterli görüntü kalitesini de sağlayacağını düşünüyorum. Yani HD'ye basmamız şurada. Şu aşağıda solda HD seçeneği var. Evet, şu anda arabada televizyon izliyoruz. Şimdi hemen şuradan Fox'a bakalım. Fox dedik. Fox'u tıkladık tabi yanlışlıkla. Bakın Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3. Bakın Fox açıldı. Mesela Lig TV'ye bastım. Lig TV aboneliğim devam ediyor mu ona bir bakalım. Eğer devam ediyorsa Lig TV'de gözükecektir. Evet, Lig TV de açıldı. Şuradan her seferinde bu HD olarak çıkıyor. Bunu tabi bu programın ayarlarından gidip hani her zaman HD izleme seçeneği olması lazım. Oradan tıkladığımız zaman yani HD tıklı olarak gelmeyecek. Evet, bakın Lig TV'yi izleyebiliyorum. İşte Galatasaray TV, Fenerbahçe TV, Sky, 160, NTV, A, Haber, Habertürk, yani böyle bir sürü Power Türk'üne kadar. Hani isterse arkada gençler oturursa işte Power Türk'ü açsın, Power Türk'ü izlesin yani. Kumanda ellerinde olacak. Sesini de açıp kapatabiliyoruz. Sessiz kaldık uyuyan şehir gibi. Güneş hiç doğmadı üstümüze. Güzel sandık. Şimdi bu Digiturk Play marifeti. Bunun yanında Desmark Blue artı. Yani Desmark Blue aldığımız zaman hani Şampiyonlar Ligi UEFA maçlarında zaten izleyebiliriz. Hani üyelik alırsak Desmart. Onun dışında TV bu üyeliğiniz varsa oradan mesela Discovery Channel gibi işte belgesel kanalları olan programları da izleyebilirsiniz. Bunun dışında Fizi işte TTNet müzikle de mesela TuneIn Radio gibi uygulamalarla da işte kendi müziklerini internette bulup arabada izleyebilirler. Okey var. Bir bakalım. Okey nasıl? Evet, bakın. Gösterge kazanmışız. Göstergemiz de şurada. Hani bakın rahatlıkla güzel bir şekilde oynayabiliyoruz. Hemen şöyle dizelim hızlıca. Evet, kumandada yanlış bir yere bastım. Şöyle geri çıkalım. Yani kumandaya alışmadığım için menüye dönme. Biraz daha oynayalım. Şöyle 3'ü buraya aldık. 10 diyor. Mesela bunu alalım. İşte şunu da alalım. Şu 2'yi atalım. Bakın gayet rahat yani oynayışı. Çıkalım. Evet. Menüye dön. Geri dön. Çık bakalım. Evet, istiyoruz. Çıktık. Biraz da sesini kısalım. Cezin.
Mesela şu Fruit Ninja. Sizle birlikte ilk defa bu kumandayla bir oynayalım. New Game diyor. Şimdi bu programın özelliği şu hareketi yapabilmek. Hemen kumandayla güzelce yapabiliyoruz. Klasik oynayalım. Vay, bombayı son anda kesmedim. Gibi oynayabileceğiniz, yani bu kumanda sayesinde oynayabiliyorsunuz. Öteki türlü oynanmaz yani. Evet, oyundan çıkalım. Quit diyelim. Exit diyelim. Evet, cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Geliştirmeye tamamen açık. Ve yönetimi tamamen sizin elinizde olan bir sistem. Google Play Store'dan. Muhtemelen Akortek bu Android Box videoları. Bu herhalde tanıtım videosu. Hani AirDroid de içinde başka bir uygulamaların yüklenebileceği bir sistem diye düşünüyorum. Bakmadım. Ona bakarım. Yani cihazın içerisine ne atacağınıza siz karar veriyorsunuz. İsterseniz Fruit Ninja'yı silin, kaldırın. İsterseniz Google Play Store'dan girin. Başka bir uygulama yükleyin. Yani bu tamamen sizin elinizde. Gmail hesabınızı koyarsınız, yüklersiniz. Yani bu arka plan da çok güzel oldu yani. Bence. Evet. TVO açıldı. İşte sonraki adım. Bununla ilgili bir şifrem daha var ama muhtemelen onu soracak. Kullanmaya başla diyelim. Hadi açılmışken gösterelim. Yani bu TVO sisteminde zaten biliyorsunuzdur. Bu sadece Android'de değil, normal web'e de girip bakabiliyorsunuz. Hani girin Facebook'a da girebiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Bir sonraki icadında daha görüşmek üzere. Yani icat değil aslında, sadece bulunan cihazları arabaya nasıl monte edebileceğimiz, arabada nasıl kullanabileceğimiz ile ilgili bazı detayları anlattım. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum şimdiden.